Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı %42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe Borsa İstanbul'da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsada spor endeksi geçen ayı %2,5'luk azalışla kapattı. Ligde ikinci oldu, borsada ipi göğüsledi. Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı %42,5 yükselişle tamamladı. Böylece ligde istediğini bulamayan, takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine 2-NC'yi ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda 3-3'ü ön elemeye çıkacak Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak. Yatırımcısına, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Mayıs ayında %1,4 kaybettirdi. Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri %9,9 azaldı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023 ila 2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24. şampiyonluğuna ulaşmasına karşın borsada yatırımcısını üzdü. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise %25,4 kaybettirdi. Yılbaşından bu yana da en fazla Fenerbahçe kazandırdı. Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü. Fenerbahçe'yi 8 milyar 575 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.